Roma'da Palazzo Barbarini'de bulunuyoruz ve 8. Henry'nin en ünlü portrelerinden birine bakmaktayız. Bu portre 1540 yılında Hans Holbein tarafından yapılmış. Tablo İngiltere Kralı 8. Henry'nin Cleves'li anla yaptığı evlilik için yapılmış. Bu siyasi bir evlilik ve 8. Henry'nin pek çok evliliğinden dördüncüsü portrede gücün ve otoritenin kusursuz şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Dikdörtgen bir tablo. Kralın yüz şekli ise kareye oldukça yakın bir forma sahip. Bedeni de karesel bir formda. Görüntüsü tuvali neredeyse tamamen kaplıyor. Omuzları tamamen yatay. Omuzlarının tamamen yatay olması üzerindeki giysiden kaynaklanıyor. Aslında pek gerçekçi gözükmese de kralın kudretini vurguluyor yüzü tam cepheden çizilmiş ve önde. Omuzları ise biraz geride olduğu için bize doğru ilerliyormuş gibi duruyor. Vücudunda bazı hareketler var. Ancak yüzü hareketsiz. Direkt bize bakıyor. Bizi yönetiyor. Tarih yatay olarak ve altın harflerle yazılmış. Yazıları okumak gözlerimizi Kral 8. Henry'nin gözlerine yönlendiriyor. Dikkati kralın gözlerine çekmek için ilginç bir yöntem izlenmiş. Giysilerinde çok güzel detaylar görüyoruz. Altın iplikle işlemeler, nakışlar, mücevherler ve kürk. İhtişamlı bir giysi. Boynunda dairesel forma sahip bir kolye var. Başında bulunan haleye benzer form, boynundaki kolyenin hareketini tamamlıyor. Bu iki yay formu, yani kolye ve hale, kralın başını görsel bir çerçeve içine alıyor. Sanatçı bir anlamda daha eski dönemlerde ilahi kişilerin başının oval bir form içinde gösterilmesi geleneğine gönderme yapıyor. Şapkasındaki tüyler sonra altın ve beyaz inciler de bu çerçeve algısını destekliyor. Gördüğümüz bu kumaş sanırım tafta olmalı, muhteşem gözüküyor. Kumaşın yüzeyi çok hareketli. Az önce geometrik formlardan bahsetmiştik. Yani şapkanın ve kolyenin oluşturduğu yay formlarından. Burada aynı formun kralın kolu ve kemerinde devam ettiğini görüyoruz. Resimde dairesel formlar ve karesel formlar dikkatli ve dengeli şekilde kullanılmış. Hatta sakal ve çenesinde de bu etkiyi görebilirsiniz. Resmin arka planı oldukça yalın, koyu mavi tonlarda. Öndeki figürün teni ise arka planın rengiyle hoş bir tezat oluşturuyor. Ancak yüzü arka plandaki gibi düz. Yüzünün düzlüğü ile kralın zenginliğini, zevkini, otoritesini vurgulayan giysisinin ihtişamı birbirini dengeliyor. Sağ eliyle eldivenlerini tutarken aynı zamanda parmağını kemerine geçirmiş. Kılıcının kını kemerine takılı. Kılıcının kabzası ve metalin pırıltısını panelin alt tarafında görüyoruz. Yani tehdit pek uzakta değil. Resim, panel üzerine yağlı boya. Bunu yüzeyin katılığından anlayabiliyoruz. Kuzey bölgesinden bir resme bakıyoruz. Ve kuzey resimlerinde geleneksel olarak en ince detayları dahi resimde görürüz. Bu portrede de Brokar'ın, büyük mücevherlerin, ipek kumaşın çok ince bir işçilikle şekillendirildiğini görüyoruz.